Narsizmle ilgili narsist babanın tavırlarını aşağı yukarı anlattık. Narsist annenin tavırlarını bölüm bölüm anlatıyoruz. Çünkü narsist annenin etkileri çok daha karmaşık. Yani bir erkek çocuğunun ezilmesi, bir kız çocuğunun aile tarafından ezilmesi yani suistimale oranması yani istismar edilmesi. Diğer adı bunun tacizdir, diğer adı bunun tecavüzdür, diğer adı bunun şiddettir. ...duygusal bir istismar hali narsizm. Şeyi gözlemliyorum ben. Narsist annede yetişen kardeşler... ...biraz böyle çok tutkunmuş gibi dursa da... ...bir yerden sonra düşmanlaşıyorlar. Onu fark ettim. Yani narsist anne kardeşleri arasında bir kardeş bağı kurmuyor. Yani bakın etrafınıza... ...kardeş ilişkilerinde karmaşa olan... <laughs> Kardeşlerde yani araları bozuk olan kardeşlerin tepesinde bir narsist anne var gibi duruyor. Yani e, narsist anne veya baba hani e, birazcık daha böyle hani kardeşleri bir arada tutmaya engel oluyor. Çünkü sürekli taraf tutuyor narsist anne. Özellikle narsist anne üzerinden konuşayım. Hani narsist anne e, ekseriyetle taraf tutuyor kardeşler arasında. Ve bu da kardeşlerin aralarının bozulmasına sebep oluyor. Çünkü çocuklar bilinçaltında annelerinin sadece kendi anneleri olduğunu algılarlar. Ve ee, eşit davranmazlar çocuklarına. E, ve genelde narsist anne de kendi hastalıklı egosunun kim okşuyorsa o tarafa kayar. Ekseriyetle. Yani şunu hiçbir zaman yapmaz. Kardeşler arasında bir bağ kurmak. İşte büyük kardeşle küçük kardeş arasında sağlıklı bir bağ kurma girişiminde bulunmaz narsist anne. Ee, örnek vereyim gözünüzde canlansın diyerekten. İki tane e, erkek kardeş veya kız kardeş e, büyük olan kardeş araba alıyor. Ve e, küçük olan kardeşe gidiyor diyor ki işte sen de araba al diyor. Bak diyor abinin araba aldı sen de al. Veya ablan araba aldı sen de araba al. Ya da Küçük kardeş e, araba alıyor e, büyük kardeşe diyor ki utanmıyor musun diyor senden küçük kardeşin araba aldı sen niye hala araba almadın. Yani böyle bir sürekli bir kışkırtma galeyana getirme hani dışarıya doğru da hani benim evlatlarım harikadır modu var ama iç dünyasında kardeşleri birbirine kışkırtıyor. İşte Narsist annenin hastalıklı noktalarından bir tanesi bu. Yani e, bunlar sizin bize televizyonlardan, e, sokaktaki kültürden, e, sosyal medyadan sürekli pompalanan bir şey. Yani e, işte dizi izliyoruz, Adana'lı bir hanıma, hanıma demeyelim de işte Adana'lı bir A ailesi, işte tepede bir güçlü kadın modeli, herkes yönetmeye çalışan, narsist annelerde ihtiraslı bir yapı var ve bu ihtiraslı yapıları başlarına bir yerden sonra bela oluyor. O yüzden hani ee, kardeşler birbirlerinin aralarını korumak zorundalar. Birbirlerinin aralarını, e, bağlarını güçlü tutmak zorundalar. Eğer tepede bir narsist anne veya narsist baba varsa kardeşlerin arası kesinlikle açılıyor. Kardeşler ilerleyen evrede ciddi ciddi bir, bir, böyle boğaz boğaza kavgaya girişiyorlar. Bunu tehlikeli görüyoruz. Bunu toplumsal, e, sosyal bir yara olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla hani Kardeşler birbirlerini korumaları gerekiyor. Kardeşlerin birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Narsist annenin bir aile şefkati duygusu yok. Ve narsist anne hele cahil cühela bir tipse ve birazcık eline böyle güç, kuvvet, iktidar hırsı geçtiyse ihtirasa kapılıyor. Yani e, cahil olmasa bile eğitim seviyesi yüksek olsa bile ezilmiş karakter gücü kuvveti eline aldığı zaman zalimleşiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani e, anne iki kardeşin arasını açıyor. İşte küçük kardeşe diyor ki, bak diyor büyük kardeşin araba aldı, sen de al. Ya da e, küçük şey büyük kardeşe diyor ki, senin küçük kardeşin araba aldı utanmıyor musun diyor hala yani o onun arabası var senin neden yok? Diğer kardeşi kalyana getiriyor, kışkırtıyor. Aklı sıra hani onlara şey yapıyor aslında iyiye yönlendirmek gibi bir saftiriklik içerisinde ama kışkırtıyor. Kışkırtma sosyopat tabiatlı insanların yönlendirilme şeklidir. Yani e, sağlıklı bir davranış modeli değildir. bir noktada manipülasyondur. O yüzden e, tepelerde böyle narsist anne varsa kardeşler bir akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor Ve e, aralarındaki o bozulmuş ilişkileri düzeltmeleri gerekiyor. Narsist anne işine yarayan evladının arkasında durur, işine yaramayan evladına sırtını döner ve kardeşlerin bir araya gelmesini istemez. Kardeşlerin bir arada böyle hani birbirlerine tutkulu bağlanmalarını, birbirlerini sevmelerini istemez narsist anne. Çünkü yönetme hırsı vardır. Bu kadın denilen olgu narsizma bulaştığı zaman bir ihtiras. Rüzgarında savruluyor bir ihtirasa kapılıyor. İhtirasın her türlü e, problemli duyguları oluşturur. İhtiraslı duygular tehlikelidir bizi insanlıktan çıkartır. O yüzden hani e, narsist bir annenin hegemonyası altında ezilip yetişkinlik evresinde kardeşleriyle araları bozulmuş insanlar e, kuşatıcı olmalı. Yani hani bu narsizmin illetinden, narsizmin e, hastalıklı e, etkilerinden nasıl kurtuluruz diye sorduklarında bu tarzda bir ailenin içerisindeyseniz kardeşlerinizle ilişkilerinizi güçlendirin. Megaloman bir şekilde ben abiyim, ben ablayım, ben büyüğüm, ben küçüğüm triplerine girmeden ki bunlar salaklıktır. Hani ben insanım ve bu benim kardeşim. Benim onu korumam, gözetmem lazım. Büyük küçük fark etmez. Sahip çıkmanız lazım birbirinize. Bu sahip çıkma da hani diğerler diğerlerine haksızlık yaparcasına değil. Adaletli, adil. İşte adalet kavramı o yüzden insanda olmalı. İnsan adalet kavramını yitirdiği zaman bencil, sadist bir manyağa dönüşüyor. O yüzden hani Kardeşler aralarındaki ilişkileri düzelsinler, birbirlerine hediyeler versinler, kalplerini birbirlerine ısındırsınlar. O yüzden hani narsist annenin sıcak bir aile yuvası görmemişliği vardır. Ve sıcak bir aile yuvası görmedikleri için çocuklarını da sıcak bir aile yuvasında görmek istemezler. Ee, mesela bir tanesi diyor ki ya diyor annesine narsist bir anneye Ya diyor yani kardeşimle niye aramı bozuyorsun ki diyor yani onu niye kışkırtıyorsun ki diyor Yani aslında diyor onun bana diyor işte saygı göstermesi gerekmez mi Sen ona niye hani böyle bir özgürlük veriyorsun onu haklı buluyorsun Ufak kardeş büyük kardeşe haksızlık yapmış saygısızlık yapmış ee, Büyük kardeş sitem ediyor yani ona söylesene ben onun büyüğüyüm neden bana böyle davrandı falan gibisinden Narsist anne diyor ki ya diyor ben diyor aile yuva falan görmedim. Bir sıcak aile görmedim. Boş ver diyor. Siz de görmeyin diyor. Kardeşlerin yan yana gelmesini istemiyor. İşte bu hastalıklı tavır. Yani bir anne kardeşlerin arasını e, düzeltmekle yükümlü. Bir anne, bir baba kardeşlerin arasını sıcaklaştırmakla, onları birbirlerine bağlamakla yükümlü. Aynı kanı taşıyor olmak, aynı karında büyümüş olmak e, insanları sosyal hayatta birlikte kılmıyor. Ama o paylaşma duygusu yani o hani birbirini sevme duygusu anne babanın etkileriyle güçleniyor. O yüzden hani e, narsist annelerin etkisi altında olan kardeşler hemen aralarını düzeltmeye çalışsınlar. Yani ilişkilerini güçlendirsinler, birbirlerine hediye alsınlar, birbirlerine güzellikte bulunsunlar. Yani birbirlerine kalplerini sıcaklaştırsınlar. Onu diyorum. O yüzden hani narsist anne diye yetişen kardeşler genelde kavgalı olur. E, narsizmden kurtulmak istiyorsanız bu kavgayı bitirmeniz gerekiyor. Yani narsizmin negatif etkilerinden kurtulmak için bu kavgayı sonlandırıp bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmeniz gerekiyor. Bu şekilde narsist annenin etkilerinden bir tanesinden kurtulabilirsiniz.